bağlı sütlerimiz de hazır. Özel anne formülüyle. Kalp yumuşatıcı, kafa dağıtıcı. Buyurun. Oh, küçük anne fatoş. Mis gibi kokuyor, eline sağlık. Sıcak içiniz ve arkadaş muhabbetiyle tüketiniz. Afiyet olsun. Kız, senin bu külüstür telefon da iyi işe yaradı ha. Hiç sorma ya. Can çekişiyor ama çalışıyordu maşallah. Bak, bulutun haberini onun sayesinde aldım. Ya, değil mi? Onun dışında da ne bileyim böyle bir yerlerde unutuluyor filan. Sonra telefon alınmaya gidildiğinde. Aa, tesadüfe bak, bir haber geliyor. Hop, beraber hastaneye gidiliyor. Oradan sonra eve bırakılanıyor. Yaz Fatoş'um, yaz. Bu roman bitince ben de okurum. Ya ne var Nazlı'cığım? Bu dönemde arabasızlık zor, ben o manada söylüyorum yani. Şimdi otobüs köşelerinde, dolmuş köşelerinde sürünseydin daha mı iyiydi yani? Ya da bir dünya taksi parası bayılsaydın. Hiç. Ha Fatoş ha. Ya sen kalk da bana şarj aletini getir ya. Baksana şunu, açılmıyor. Bütün gün şarj aleti yine kapandı. Belki sorun şarj aletindedir. Telefonumun suçu yoktur. Ay dur, mutfaktaydı galiba, bir bakayım. Fakirin umudu şarj aleti. Belki şarj aletindendir diye insan bir denemek istiyor. Sonuçta ölmemiş telefondan umut kesilmez değil mi? Al dene bakalım. Öyle deme bu Fatoş. Son nefesini vermedi daha. Ay bu fakir insanların da malına olan vefası. O yokluktan canım ya, hep yokluktan. Hoş geldiniz İkbal Hanım. Siz şöyle geçin, ben geliyorum hemen. Tabii. Dizilerde yardımcı oyunculuk. Ay yok ya, ben gülerim, yapamam. Ah, günaydın bebeğim. Bak, kahvaltıyı toplamadık sen de yersin diye. Gün aymadı henüz Fatoş. Alarm kurup yattık, erken kalkarız diye telefon yine kapanmış. Aa, sen erken mi kalkacaktın ki? Ya evet, erkenden işe gidersem işlerimi daha çabuk hallederim. Böylece çıkışta okula uğrarım diyordum. Akşam da Japonca kursum var. Ay Fatoş, ne olur şuna bir bak ya. Olur var mı? Ver bakayım. Hı? Ay Nazlı, sen bunu öğle namazına mütakiben bir telefoncuya yatır. Ama yok, bu ruhunu çoktan teslim etmiş. Vazgeç artık bundan. Vazgeçemem. Olur. Canım o benim. Hadi kızım, açılırsın hadi. Sen öyle sabah köründe okula gidersen gelip bana ağlarsın tabii. Gamzeciğim, sen bu yaz okulunun mantığını kavrayamadın daha galiba. Adı üzerinde bebeğim, yaz okulu. Yani millet böyle bir içlerde selfiler paylaşırken biz her gün okula gidersek yakışık alır mı hiç? Bunun biraz gevşek olması lazım. Gel biz seninle bugün Cihangir taraflarına gidip oturalım biraz ha. Yani ne diyorsun Gamzeciğim, ben bugün evimde oturup hayırlı hayırlı işler yapıp derslerimi çalışacağım. Allah Allah, bir gün boşluğum var. Gamzeciğim canım, hadi bay, hadi hadi. Aferin sana, madem bütün gün evde kalıp ders çalışacaksın, telefona ihtiyacın yok. Kafan karışmasın. Nasıl açılıyor bu? Fatoş şuna bir baksana, benim sim kartımı takalım. Teknoloji gurusu arkadaşım. Aa, ben ne yapacağım bütün gün telefonsuz? Fatoş sen onu hallet, ben gidip geliyorum. Allah Allah. Nazlıcığım, her zaman bize söylediği şeyi sana söylemek zorundayım. Bir şeyler yemeden çıkma, sakın mahvolursun bu sıcaklarda. Olsun. Bir tane çarpacağım ha. Elimi kolum yırttın ya. Tamam, ben notlarımı aldım, kalkıyorum Ferit Bey. Şu mahkemede aleyhimize kullanılan dosyanın fotoğrafları. Bugün alıyoruz değil mi onları? Bizim avukatlar birazdan savcılıktan almış olurlar. Zaten hemen incelemeye vereceğiz. Nerede, ne zaman çekilmiş hepsini öğreneceğiz. Tamam. İkbal Hanım, ben bugün evden çalışacağım. Siz de şirkette işleri toparlayınca Engin'le bir uğrarsınız buraya. Tabii. Fotoğraflar konusunda da lütfen azami güvenlik sağlansın. Bilgi sızmasın yine. Siz merak etmeyin. Ben her ihtimale karşı şirketin bilgi işlemini bile vermiyorum. Dışarıdan güvenilir bir yere inceleteceğiz. Hatta mail olarak bile atmıyorum. Tarık çok güvendiği birini ayarladı. O götürüp getirecek. Teşekkürler. O fotoğrafları çekeni bulmamız gerçekten çok önemli. Belki o pisliği mahkemenin önüne delil olarak atarız. Hakan'ın çirkin oyunları ortaya çıkar.
Doğru söylüyorsunuz. Kolay gelsin Ferit Bey. Şöyle yapıyoruz. Bir, Feritlerin ilk yönetim kurulu toplantısında biz de olacağız ve her şeye, ama her şeye burnumuzu sokacağız. İki, gündemlerinde ne var ne yok öğreneceğiz. Bir çöp bile kaldırsalar benim haberim olacak. Çünkü benim biricik, canımın içi yeğenimin geleceği söz konusu. Saçma sapan yatırımlar yapamazlar. Hepsinden haberim olacak. Öncelikle bizim de teklif verdiğimiz şu Çimento şirketi var. O satın almaya bakalım diyoruz. Elimizden almak için piyasa rayicinin üstünde bir fiyat verdiler. Buyurun işte. Bulut'un geleceği söz konusuysa böyle bir şey yapamazlar. Bunu not alın. Ferit'e bunun hesabını soracağım. Bu durumda bugün Ferit'in şirketine mi gidiyoruz? Ne münasebet aşkım. Geçen sefer yeteri kadar uyuz ettik zaten onları. Ferit Bey'in boğazında şimdi Hakan'ın kılçığı duruyor. Ne çıkarabiliyor ne... Her seferinde de aklına ben geliyorumdur onun. Deliriyordur, deliriyordur. Ben Bulut'la ilgileneyim birazcık. Hayır aşkım. Biz Bulut'un vasisiyiz. Ama imza yetkisi sende. Tabii biz her zaman senin yanındayız. Ama senin nerede nasıl davranman gerektiğini, kimle ne konuşup ne konuşmayacağını bilmen lazım. Anlatabildim mi? O yüzden de bu toplantıda olman lazım. Şimdi lütfen Demet Hanım, buyurunuz. Teşekkür ederim. Avukat devam. Evet Hakan Bey. Hı. Çimento şirketiyle ilgili gerekli notları aldık. Siz buradasınız. Yani işe gitmemişsiniz. Sen demedin mi şirket kasvetli Ferah diye? Hak verdim sana. Bugünlük buradan çalışmaya karar verdim. İyi fikir. Ferit Bey, ben çalışırken de siz tam olarak orada oturmaya devam edecek misiniz? Evet. Bu yemekleri nasıl bu kadar lezzetli yapıyorsun ona bakacağım. Mutfak sırlarla doldurur Ferit Bey. Ya ben sırlarımı paylaşmaktan pek hoşlanmıyorum. Hem size bir şey söyleyeyim mi? Bence zaten zevkli olan kısım yapmak, izlemek sıkıcı. Vallahi sıkılırsınız orada. İşte ben de bunu merak ediyorum. Sırf buna özel programlar, kanallar var, insanlar saatlerce izliyor. Bakalım benim ilgimi çekecek mi? Aferin o insanlara. Ben de rahat etmeye çalışayım. Ben de bakayım bugün menümüzde ne var? Menü yok. Yeni yemekler yazılmış. Çok güzel de. Ferit Bey ben bunları yapamam. Niye? Yani çok özel bir şey istemedim. Portakallı pekin ördeği falan yazmıyor. Çok zor olmamalı. Ben portakallı pekini ördeğini güzel yaparım. Da bunları yapamam çünkü malzeme yok. Şimdi sizin isteğiniz doğrultusunda biz alışverişi haftalık menüye göre yapıyoruz. Ya bana kalsa ben her şeyi yığarım, mis gibi hiç eksiğimiz olmaz. Ama sizin isteğiniz doğrultusunda olduğu için bunları yapamam. Evet çünkü malzemeler çürüyor, bozuluyor, bakliyat güve yapıyor, karınca geliyor falan. Aman Ferit Bey gelsin ne olacak? Ah bu mutfak benim olacaktı var ya, ben böyle boydan boya yardırırdım bakliyatı. O zaman hiçbir derdimiz olmazdı. Ay bu eksik, ay şu gedik. Her aradığımızı pıt diye... pıt diye bulurdum. Ve böylece yemekleri yapabilirdim. Ama güzel bir sorunumuz var. Mutfak benim değil. Ben burada çalışıyorum. Ve en iyisi alışverişe gideyim. Hava da çok sıcakmış ama olsun. Gideyim yine de. Ne olacak canım? Alt tarafın menüyü değiştirmişsiniz. Bir koşu gider gelirim ben bu sıcakta. Elimde poşetlerle geri gelirim. O yokuş da nasıl bir yokuş biliyor musunuz? Çık çık bitmiyor. Çalışanım, emekçiyim. Siz de patronsunuz. Hep işte patron sınıfı, işçi sınıfı. Mesaj alındı. Hadi ben seni götüreyim şarjı. Ay yok hiç kabul edemem ben bunu gerçekten. Çok zahmet olur size. Şimdi klimalı mutfağı bırakacaksınız. Üstü açık arabaya kadar yürüyeceksiniz. Arabanın da üstü açık böyle güneş falan geçer. Yok gerçekten teşekkür ederim kabul edemem. Hadi yarım saatte gider geliriz. Hemen giyineyim o zaman. Daha hızlı giyinebilirim. Giyindim. Koşarak.
Telefonumu da alayım. Burası. Hadi Nazlı, git yap alışverişini. Bekliyorum burada. Ferit Bey, bir cümle meyve sebze alemini istemişsiniz maşallah. Karpuz var, kavun var. Ya ben zaten karpuz kadarım hep topu. Nasıl taşıyacağım hepsini? Ah, Tarık olsaydı. Oh, mis gibi. Koy Şeref abi, doğru. Çanakkale kızım, Çanakkale. Ha. Şuna da bakayım. Nazlı hadi ya, kaç saat oldu? Hem biz manav alışverişlerimizi niye anlaşmalı marketlerden yapmıyoruz? İyi yemek öyle kolay olmuyor Ferit Bey. Ayrıca ben marketin meyvesini sebzesini sevmiyorum. Onlar tatsız tutsuz, kuru kuru. Ama merak etmeyin, buralarla hep anlaştım. İkbal Hanım aylık ödeme yapıyor. Nazlı! İsmail abi nasılsın? Nazlı kızım, ne o dükkanıma uğramıyorsun? İsmail abi bizim peynirci. Çok güzel otlu peynir geldi. Kusura bakma İsmail abi, bu hafta listemde değilsin. Hem otlu peynir biraz kokuyor, biz o tarz kullanmıyoruz. Allah, senin patron da hiç ağzının tadını bilmiyor ha. Görüşürüz İsmail abi. Söyle o patronla, o kokuyor, bu kokuyor diye konuşuyormuş. Her şeyin doğalını istemesini biliyor ama çiftlikten. Köy tezek kokar. Senin o patron acaba hayatında hiç köy görmüş mü be? Kolay gelsin İsmail abi, uğrarım haftaya. Peki. Şeref abi, bizimkiler hazırsa biz tamam, gidelim artık. Tamam kızım, hazır. Tarık'ın yeni bunu mu aldın? Hayırlı uğurlu olsun oğlum. Maşallah, bu da sulak yerde büyümüş. Kolay gelsin Şeref abi. Hadi güle güle. Esnaf bugün böyle çok şakacı. Sizi çok sevdiler galiba. Hadi gidelim, patronu bekletmeyelim. İkbal Hanım, beni bir çimdikler misiniz? Nazmiye Hanım'ın işleri işte. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İkbal Hanım, Tarık'ı arayıp söyler misiniz? Nazlı'nın evinde nar ekşisi varmış, onu alıp getirsin. Evdekiler yerini biliyordur. Nazlı'nın evinden nar ekşisi mi dedi? Nazlı'nın evinden nar ekşisi dedi. Teşekkür ederim. Vallahi çok zahmet oldu size. Rica ederim. Var mı fotoğraflardan bir haber? Savcılıktan alındı, incelemeye gitti. Haber bekliyoruz. Heh, söyle. Söyle. Bir şey yok, bir şey yok. Gel. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen, presentable. İyi bak, tam bu sana göre bir iş. Ay ben Fransızca biliyor muyum Asuma? Ya kızım, sen okulda görmedin mi bu Fransızcayı? Temelin memelin vardır, 2-3 cümle kurarsın işte. Ya senin temel dediğine insanlar kulak aşinalı diyorlar Asuma. Orada bana bir şey sorarlarsa kes köse diye kalacağım ondan sonra. Çok gördük ya bu zamana kadar dürüstlüğün faydalarını. Ay yalanın çok faydasını gördük değil mi? Bir tane küçücük yalan söyledim, nasıl ayağıma dolanıyor hala bak. Hah bak, bu tam senlik bu sefer. İyi derecede İngilizce bilen, tasarım deneyimi olan, bu da tamam. Takım çalışmasına yatkın. Aa bakayım. Aa resmen beni tarif ediyor. Ha, yok canım, olmadı. Ne oldu yine? Esnek çalışma saatleri diyor. Bu sana 8 saat çalışma parası vereceğiz ama 15 saat çalışacaksın demenin kibarcası. Yok canım öyle bir dünya. Ay anacığım, sana da iş beğendiremiyoruz yani. Senin de tuzun ne kuruymuş ya. Kalk hadi şunu bir deneyiver. Oldu canım, bu sıcakta bir de onunla uğraşacağım. Aylin'in değil mi o? Gelsin kendisi giyinsin. Ay dır 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 konuştuğun tepemde bir sürü hata yaptım ya. Birazdan kız gelecek, düzelteyim en azından hadi. Ye. Çek.
çek şunu aşağı. Dur, bozdun elbiseyi. Dikkat et, dikkat et terlerine. Osman. Hadi çabuk. Nazlı. Ne? Nar ekşisi mi? Tamam, gelsin veririz. Senin sesin yorgun geliyor. İyi misin? Aman Fatoş, koşturmaca işte. Ay, babamın bir lafı vardı. Erken kalkan yol alır derdi. Ben sabah geç kalktım ya, bütün işlerim ters gidiyor. Ferit Bey'in de menüyü değiştireceği tuttu. Ay Nazlı, sakın daha hala bir şey yemedim deme bana. Hiç sorma ya, ölüyorum açlıktan. Normalde iki yumurta kırar yerdim de. Şimdi Ferit Bey Hazretleri'nin misafirleri var, iş çıkartmıyor. Ay ama kan şekerin düşecek. Aman ya, vallahi varlık içinde yokluk benimki Fatoş. Sanki dar ambarındaki tavuğun kanadını, kolunun gagasını bağlamışlar. Şişt, hadi kapatıyorum ben. Padişah 4. Ferit hava sahama girmek üzere. Nazlı, kahvenin yanında atıştırabileceğimiz bir şeyler var mı, kurabiye falan? Ya yok vallahi. Ay ben en son Bulut için yapmıştım kurabiyeleri. Çok da yapmıştım aslında ama siz saklamayın kavanozda deyince ben hepsini kuşlara verdim. Ama tabii kendi balkonumda verdim kuşlara, bahçede vermedim. Önemli değil, kuru yemiş. O var, ben şimdi bir tabağa koyar getiririm. Yok, servis yapmak zorunda değilsin, senin zamanı alma. Önemli değil, getir. Teşekkürler. Ferit Bey, ben diyorum ki bundan sonra yaptığım kurabiyelerden kalanları bir kavanoza koyup saklayayım. Hayır, bundan sonra kurabiyeleri bir günde tüketilecek kadar yap. Fazla yapıp ziyan et. Oldu paşam. İşte ondan sonra böyle kurabiye diye aranırsın da bir kadın bile bulamazsın. Kırıntılara muhtaç kalırsın. İçersin kahveyi kuru yemişle. Ya kuru yemişle kahve mi içilir? Ya Fatoş, bu ne, bunun her yeri kapalı. Açık dekolte mekolte aç kız şuraya. Ay açamam Asuman, bunun modeli böyle. Sen onunla uğraşana gidip şu kapıyı açsana. Ay tamam, bir dakika. Geldim. Tarık, merhaba. Merhaba Fatoş. Nasılsın? İyiyim, çalışıyorum. Yani oradan birazcık absürt göründüğünü kabul ediyorum ama daha bitmemiş hali bu. Fatoş Hanım çalışıyor üstünde. Ah, iyi bari. Sevindim. Çünkü bir an böyle bir moda akımı falan başladı zannettim. Diyecektim ki yani insanlar moda diye neler neler giyiyorlar. Ay şey, Nazlı Hanım gönderdi beni. Nar ekşisi varmış evde, onu almaya geldim. Biliyorum biliyorum, Nazlı söyledi. Asumancığım hadi bakalım, Nazlı'nın meşhur nar ekşisini getir bakalım, yerini biliyorsun. Sen ne yapıyorsun? Yani uğramıyorsun ne zamandır lokantaya? Ya ben bu ara bir büfeye sardım, çok fena. Bizim lokantanın hemen aşağı sokağında, köşedeki ışıkların karşısında. Bizim lokantanın? Evet evet, pastaneyi arkana veriyorsun, hemen orada karşı köşede kalıyor. O kadar güzel sosis yapıyorlar ki, bir de sosunu falan kendileri yapıyorlar. Mutlaka denemen lazım, aklımda olsun. Tabii tabii, yakın bir tarihte gider icabına bakarım. Ya ben bunun hangisi nar ekşisi, hangisi pekmez anlayamadım. İşte nar ekşisiyle pekmezi birbirinden ayırt edemeyen bir aşçı kardeşi. Buyurun. Teşekkürler. Gideyim o zaman ben. Tamam, güle güle. Tamam, görüşürüz. Asuman dikkat et, üstünde bir sürü iğne var, bir yerine batmasın. Bulut'un vesayetini kaybetmemize sebep olan fotoğraflar incelemeden çıkmış. Kim, nerede, ne zaman çekmiş birazdan öğreneceğiz. Ben bir arayayım, sesi speaker'a vereyim, hep beraber konuşalım. Tamam? Nazlı, çerezleri bırakabiliriz. Öyle öğrenebiliyor mu? Yani kim yapmış diye. Tabii. Artık en kötü telefonda bile GPS var. Yani o şekilen fotoğraftan konum ve tarih bilgisi alınabiliyor. Hatta telefonun modeline kadar ulaşılabiliyor yani. Alo Adem Bey, bir saniye lütfen. Buyurun, sizi dinliyoruz Adem Bey. Merhabalar. Fotoğraflar üzerindeki çalışmamız bitti. Dijital makineyle, telefon ya da fotoğraf makinesiyle bir kare çekildiğinde resme birçok bilgi eklenir. Bazen bunları tespit etmesi kolaydır. Bazen de zor. Ama neticede er ya da geç bir şekilde bu bilgiye ulaşılır. Nasıl? Nasıl?
Nazlı. Nazlı, iyi misin? İyi. Dur, tamam, hemen doğrulma. Doktor falan çağıralım mı? Hayır, doktora gerek yok. İyiyim ben. Açlıktan olmuştur. Yemek yemedim sabahtan beri. Biz yiyecek bir şeyler getirdik. Sen bütün gün mutfaktasın. Niye atıştırmadın? Çalışanların dolaptan bir şey yemesi yasak. Sanki her kurala harfiyen uyuyorsun da. Ben işinizi böldüm sizin. Devam edin lütfen. Tamam, ben arıyorum tekrar. Açmıyor. Biraz bekleyelim, ben yine ararım. Tamam. Nazlı, sen de bir şeyler ye, boş ver yemekleri falan. İyice dinlen. Tarık gelince seni eve bıraksın, olur mu? İyiyim, gerçekten. Ben mutfağa gideyim. Ay vallahi Nazlıcığım, o kadar karışık anlatıyorsun ki, yani her şey birbirine girdi. Dosyalar, fotoğraflar, ağız sumanlar. Sen şöyle sakinleşip derin bir nefes alıp verir misin? Hani sana öğretmiştim ya, hadi. Fatoş, anlamıyor musun beni? Asuman'ı teşhis edeceklermiş diyorum sana. Nasıl Asuman'ı teşhis edeceklermiş? Teşhis değil, tespit. Tespit edeceklermiş. Bunun bu çektiği fotoğraf dijital mi neymiş? İşte ona bakınca bütün bilgileri bulabiliyorlarmış. Ha, anladım. GPS'ten bakıp konumu tespit ediyorlar tabii. Tarihi de saatine, dakikasına kadar telefondan bakıyorlar. Öyle oluyormuş işte. Ne yapacağım ben Fatoş? Vallahi şık budanak bulurlar ha Asuman'ı. Elleriyle koymuş gibi. O tarihte GPS'e bakınca Ferit Bey'in evinin konumunu gösterecek tabii. O saatlerde de bu fotoğrafı kim çekmiş olabilir düşününce şak Asuman. Eyvah, eyvah. Ben itiraf edecektim Fatoş, söyleyecektim ben her şeyi. Ben niye yapamadım? Oraya kadar gittim, niye yapamadım? Şimdi her şey daha kötü olacak Fatoş, çok kötü olacak. Kapat, kapat, ben gidip itiraf edeceğim. Nazlı. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim, seni merak ettim. Yani biraz sonra başımıza bu felaketleri açan kişinin kim olduğunu öğrenince çok daha iyi olacak. Benim size bir şey söylemem lazım. Nazlı. Bak, eğer istersen eve gidebilirsin. Sağlığın her şeyden daha önemli. Yok. Ben başka bir şey konuşmak istiyorum. Ali Adem Bey, ben yine sizi speaker'a alacağım. Bekletiyorum. Ferit, gel gel, ulaştık Adem Bey'e. Nazlı, sonra konuşuruz. İstersen sen de bize katıl, Adi Şerefsiz'in kim olduğunu hep beraber öğrenelim. Hadi gel. Evet, biraz önce dediğim gibi dijital fotoğraflar içinde pek çok bilgi barındırır. Bu bilgiler bilgisayarda okunabilir ve aynı şekilde silinebilir. Bu fotoğraflar kimin elinden geçtiyse işin bu kısmını da hesaba katmış. Fotoğraflardaki konum ve tarih bilgileri silinmiş. Üzgünüm, çok uğraştık. Çok çeşitli yöntemler, programlar denedik. Ancak sadece bu fotoğrafların çekildiği cep telefonunun markasını öğrenebildik. İkbal Hanım, marka ve modeli size SMS olarak yollayacağım. Maalesef başka bir bilgi yok. Tamam Adem Bey, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Kim bilir kaç bin kişi de vardır bu telefon. Bu birkaç sene öncenin telefonu. Yani bizim şirkettekiler daha çok yeni modellere meraklı. Eğer son bir ay içerisinde bu telefonu kullanan biri varsa bir şekilde bulabilirim. Deneyin bakalım şansınızı. Ben şirkete geçiyorum. İnsanlara fark ettirmeden bir sorup soruşturayım bakalım. Bu arada şu telefonun görselini internetten buldum. Size de mesaj olarak attım. Sizde de bulunsun. Thank you.
Sarılırsan belki sever seni. Olmuyor ama böyle deme tanımadım. Ya kadın acelem var diyorum ya acelem. Deniz. Selam. Selam. Ne yapıyorsun burada? Asuman'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk Demet Hanım. Bulut'u görmeye gelmiş tabii, ne yapacak? Evet, özledim tabii uzun zamandır görmeyince. Bir geçmiş olsun diye nasıl olmuş merak ettim. Nazlı da gelecek mi? Yok bebeğim, o çok yoğun çalışıyor ama Asuman ablam var bugün. Amca gel, biz kepçeleri maden ocağına götürelim. Hadi, kaldırayım seni. Hoppa! Oo, ne kadar da sağlam bacaklarım var. Sen iyileşmeye mi başladın? Nasılsınız ya? Nasılsınız Demet Hanım? Çok acil konuşmamız lazım. Ferit Bey galiba fotoğrafları benim çektiğimi öğrendi. Öğrendiyse geçmiş olsun zaten. Sen şimdi git Bulut'la 5 dakika oyna. Sonra da soğuk bir şeyler alma bahanesiyle yanıma gel. Daha da batırma ortalığı. Çabuk. Bulut'cum. Bebeğim bak bu kamyon burada kalmış ama Asuman ablan hemen getiriyor yanına. Ama onun orada kalması gerekiyordu. Biz onu kum taşıyoruz. Şimdi bomboş geldi buraya. Ha. Ay ne bileyim ki ben. Bu kadınlar inşaat işinden hiç anlamıyor Bulut ya. Bence de hiç anlamıyorlar. Ama Nazlı hariç. Çünkü Nazlı çok güzel ev yapıyor. Bununla oynayalım o zaman. Alo. Ferit abi. Bırak onu. Ne haber? İyidir. Akşam bir arkadaşlara sözüm var. Düzenleme işi var da. Niye? Ne yapıyorsun? Benim de sana anlatacaklarım var. Görüşüyoruz akşam. Böyle telefonda konuşmayalım. Artık verebilir misin? Hadi bay bay. Bunun yeri burası o zaman. Asuman. Bunu yapmayacaktın. Ne yapmışım canım? Ben... Kim ne dedi? Ben anlayamadım pek. Kamyonu diyorum ya. Şuradan getiremedin ya. Bomboş getirdin. Kum koyman gerekiyordu içine. Kamyon. Evet. Kamyon tabii. Ben çok uzun yoldan geldim ya böyle. Sıcakladım, çok darlandım. İçecek soğuk bir şeyler alayım diyorum. İster misiniz siz de Bulut'cum? Bana bir tane kendini alıyormuş gibi gazoz alabilirsin mesela. Ama Bulut'cum, yani senin tedavinden dolayı öyle şeyler içmen yasak ya. Evet, doğru. Neyse almasan da olur. Ben 5 dakika gelirim o zaman. Nasıl korkuttum ama? Evet. Gözlerini görmeliydim böyle kocaman oldu. Anlat çabuk. Ferit senin bu işi yaptığını nasıl öğrendi? Şimdi bunlar dijital ortamda çekilen fotoğrafların GPS'i. Telaşlanma, yüzün gülsün. Böyle. Dijital ortamda çekilen fotoğrafları GPS'inden konumu falan bulacakmış. Onlara baktırıyorlarmış. Baktırıyorlar. Baktırsınlar. Sen sakin ol. Ayrıca dijital fotoğraflardaki bilgileri sildiler bizimkiler zaten. Sildirdiler mi? Ben boşuna mı telaş ettim o zaman? Ya bu sınavdan kötü not aldın Asuman'cığım. Ayrıca durum bu kadar tehlikeli olsa bile bu kadar dikkatsizce davranılır mı? Hı? Bak Bulut burada olduğu sürece bu eve her an herkes gelebilir, anlıyor musun? Benim korkudan bunları gözüp gördün mü acaba? Telefon etmeyi deneseydin mesela. Ben niye akıl edemedim telefonu? Salak Asuman. Niye? Ha, çünkü ablam aldı benim telefonumu. Benim telefonum onda olunca sizin numarada benim ezberimde değil tabii. Ezberleyeceksin Asuman'cığım, ezberleyeceksin. Bu işi yapmak istiyorsan bu aptal telaşlarından vazgeçeceksin. Aksi takdirde bu durumda biz çalışamayız. Yani şimdi gidiyorsun,
Ve bu konuyla ilgili en ufak bir gelişmeden beni haberdar ediyorsun. Meyve suyunu iç ve git. Hadi. Yani bu kadar uzun yoldan geldim sıcaklarla boğuşa boğuşa. Bilsem bikini mi alıp şuradaki havuzdakiler ferahlar öyle giderdi. Hak edince canım. Bütün gece gözüme hiç uyku girmedi. Sabahın köründe de böyle zombi gibi uyanınca... şu elbisenin bir iki tane bir tamamlanmamış işi vardı, onları halledeyim dedim işte. Ama çok güzel olmuş, çok şaşırttın beni. Ay ne yapayım, kafamı bir şeyleri kanalize etmem lazım. Yoksa Engin düşmekten çıldıracağım. Şu kollarını bir oynat bakalım, rahat mı? Rahat, rahat. Yani aslında bu Engin meselesi biraz senin yaratıcılığına yaradı biliyor musun? Biraz daha devam etse fena olmaz. Ay Alya, ben neler çekiyorum ya, sen ne diyorsun? Şaka şaka. Yani bu Engin meselesini aslında senin açığın ne biliyor musun? Deniz. Yani Deniz'le arkadaş olmanız. Hani o buraya geliyor, siz ona gidiyorsunuz ya. Engin'le bir konuşursa. Alya, ben o zaman biterim vallahi. Yani aslında konuşmazlar biliyor musun? Yani yakın arkadaşlar da böyle derin meseleler konuşacaklarını zannetmiyorum. Bir de genelde yanlarında Ferit oluyor. Ferit de öyle gönül meselelerinden bahsedecek bir tip değil herhalde. Yani Ferit olunca da bir iş konuşuyorlardı zaten sadece. Yani ne bileyim, öyle pek gönül meselelerini konuşacak biri gibi gelmedi de bana. Yani. Ha, iyi, iyi madem, tamam. Alyacığım, sen şimdi git bu elbiseyi çıkar. Ben dün gece bir iki tane model karalamıştım. Gel onlara bakalım bir de. Aa, vallahi yaşadık. Bu Engin meselesi bize yaradı. Tamam. Tamam Yükbel Hanım. Haberleşiriz. Yok, bir şey bulamamış. Denedik, şansımız olmadı. Artık başka yollar deneyeceğiz, ne yapalım? Ben mutfağı toparladım. Yemekler hazır, çıkıyorum. Teşekkürler, eline sağlık. Özür dilerim. Neden? Durduk yerde bayıldım. İşinizi böldüm. Kusura bakmayın. Bak Alyacığım, şu sense. Görüyor musun? Evet. Şu da kısmeti. Aranızda böyle kocaman bir dağ var. O dağı aştın mı kısmetine kavuşuyorsun. Ben geldim. Hoş geldin. Oo, benim en sevdiğim misafirimiz gelmiş. Of, ne yapıyorsunuz kız bensiz? Ne güzel seni burada görmek. Vallahi kıyafet dikmeye geldik, kendimizi kahve fallarında bulduk. Alışkın. Bak Alyacığım, şurada küçük küçük şeyler var böyle ayağına dolanan. Ne yapıyorsun Asuman? Ablacığım ya, barışalım artık lütfen. Ben çok özür dilerim. Çok da pişmanım. Kızım, barışılacak şeyler mi yaptın sen? Vallahi onun dışında da dediğim gibi yani. Kısmetine ulaşman için o dağı aşman gerekiyor. Ama bu kısmet... Ali'ye falan güvenme paralarımıza. İştir o iş. Şu işle ilgili engelleri aşalım da. Değil mi Fatoşcuğum? Cidden kız. Hiç seninle ilgili konuşmadık ha bugüne kadar. Yok mu sende bir fanfini filfonlar birileri filan? Yani ne var ne yok. Ortalık biraz karışık canım. Hmm. İyi, tamam, onları sonra konuşuruz artık. Buyurun, götürüyoruz, yıkıyoruz ve falımız gerçek oluyor. Evet Nazlı Hanımcığım, fincanınızla beraber sizi buraya alayım. Falım gerçek olsun diyorsun. Al. Fatoş bacı. Yavaş. Evet, neyse halin, o çıksın halin. Oo, bu ne ya? Bu ne ya? Vallahi yok, yok. Bütün hayvanat bahçesi burada. Ben de bakacağım. Gel Hüseyin, eksiktin falda. Aa, kim çıkmış? Ay Nazlı, artık Alya yabancı değil ya, ben onu söylüyorum. Nazlı'nın falında Deniz çıkmış. Hangi Deniz? Bizim Deniz mi? Evet.
Ay Fatoş, iyice saçmaladın. Hani neredeydiniz, ben göremiyorum bak, yok. Kızım ne saçmalaması ya? Burada çıkmış işte bak, boylu poslu. Allah Allah. Deniz bizim arkadaşa yazıyor da. Yok öyle yazmamaz Maliye, sen bakma buna. Kızım biz Deniz'le birbirimize tanıştığımız günden beri arkadaşça yaklaşmadık mı ha? Ay tamam Nazlıcığım, tamam siz arkadaşsınız. Hayır, zaten Deniz'den başka bir şey hissetsem arkadaş falan kalamazdık biz. Ay Fatoş sen bunu boş ver de söyle bakayım, bunlar evleniyorlar mı? Böyle bana zengin, prensesler gibi bir hayat yaşatıyorlar mı? Hemen bakayım, senin böyle zengin prensesler gibi hayatın oluyor mu? Hayır. Asuman, ben seni balkabağına çevirmeden geç otur şuraya. Aliye'ye de çok güvenme, paralarım seni. Fatoş, peki benim ablamın beni ne kadar çok sevdiği çıkmış bu falda? Bakayım. Vallahi burada ablan seni hiç sevmiyor diye çıkmış ama. Dur kız o zaman, ben hemen kendime bir tane kahve yapıyorum. Sen ona bak, ablamın beni ne kadar çok sevdiği orada çıkar şimdi. Bu kime çekti ya? Fatoş, ailece en büyük muammamız bu. Asuman kime çekti? Merak içindeyiz. Ay vallahi bu fal şahane, şahane. Güzel karıma. Teşekkür ederim. Rica ederim. Feritler dosyanın nereden sızdığını öğrenmek için her yolu deniyorlarmış. Boş versene. Bu saatten sonra ortaya çıksa bile bizim için bir sorun olmaz. O dosyanın fotoğraflarını çekip getiren düşünsün ha? Aa hiç öyle deme. Ben şimdiden o kız deşifre olsun istemem. Çünkü daha çok işimize yarayacak. Hem zeki hem de çok hırslı. Vay. Peki siz bilirsiniz Demet Hanım, yalnız dikkat edin de kızın hırsının kurbanı olmayın. Hırsları da sizi de etkilemesin. Beni. Ha Melis Hanım, buyurun. Mehmet Hanım, Bulut uyudu. Güzel. Başka bir isteğiniz var mı? Çok teşekkür ediyoruz. Peki o zaman. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Aşkım, sevdin mi? Güzelmiş. İçinde ne var biliyor musun? Benim dünyalar güzeli karım için özel bir karışım. Biraz aşk var. Biraz meşk. Ya benim uykum yok. Sizinle oturmak istiyorum. Aa, Bulutçu. Senin bu saatte çoktan uyumuş olman gerekirdi ama ne oldu? Ben tek başıma uyumak istemiyorum. O zaman şöyle yapalım. Gel biz senin adına çıkalım, birlikte uyuyalım bu gece. Hadi gel bakalım. Aşkım. Melis Hanım'ı seslensek o uyutsa da biz... Yo, ben hallederim. İyi geceler. Hadi gel Bulut'cum. Halan sana şimdi çok güzel masallar anlatacak. Ama ben neden sizinle oturamıyorum ki? Yaktın beni büyük patron. Haydi bakalım çikolatalı bak. İşte... Çikolatalı bile çok güzel olur. Nazlı. Bulut. Dur dur, geldim. Günaydın, hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. İşe gitmeden önce uğrayıp Bulut'u göreyim istedim. İyi yapmışsın. Hoş geldin. Nazlı biliyor musun, ben rüyamda seni gördüm. Aa öyle mi? Hatta biz bir ormanda kayboluyorduk. Yok ya, ben varken kaybolmazsın biliyorsun. Ya gece yatmadan önce aksiyon filmini izleyince... Sen öyle filmler izlersen gece kabus göreceğini biliyorsun değil mi? Ama ne yapayım, biz böyle aslanlara karşı baş başa savaş yapıyorduk. Kim savaşıyormuş aslanlarla ya? Aa, Deniz. Deniz. Ne haber? Ne yapıyorsun? Günaydın canım. Günaydın. Misafir geleceğini bilseydik daha fazla hazırlık yapardık. Yok ya, ben yabancı değilim. Teferruata gerek yok. Tabii ki yabancı değilsin ablacığım. Kapımız sana her zaman açık. Emin ki gelmişim. Bak Nazlı da buradaymış. Evet. Benim hazırlanmam gerekiyor. Size afiyet olsun. Efendim Çağrı Bey? Sonra doğum günü.
Tabii tabii. Dinliyorum sizi. Benim 2 gün sonra doğum günüm. Aa, çok güzel bir haber bu. Evet. Hem de kocaman bir pasta olacak doğum gününde. Ama o pasta yerine ben bunu yiyebilirim. Ben de biraz şuradan alırım, biraz da şuradan. Şurası mı kremalıydı Deniz? Krem burada. Buradan tatlım için çok lezzetli.